Sıkça söyleriz ya. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Tamam. Da. Şeytan kim? Kim o kim? Who is he? Tanımadan kurtulamazsın. Arz edeyim kimmiş? Onun da 4 elbisesi var. 4 ayrı üniformayla geziyor. 1. İblis. Tamam, iblisi aşağı yukarı tanıyoruz. 2. Nefis. Daha tehlikeli. O kim? İçinde. Sen. Sen. İnsanın kendine verdiği zararı mahalle toplansa veremez. İblisten tehlikelidir nefis. İblis köpek gibidir, nefis kaplan gibi. Geri adım atmaz, asla vazgeçmez. İçeride olduğu için de kilit tutmaz. 3. Kötü arkadaş. Ondan da tehlikeli. Nasıl tehlikeli kötü arkadaş? Eski bir şairin dediği gibi. Yârı betbet terbuvet ez mağrıbet. Kötü arkadaş yılandan tehlikelidir diyor. Neden? Yılan adamı en fazla sokar. Ecelin geldiyse ölürsün. Ölmek de sürpriz değil. Hatta bir de vahşi hayvan saldırısıyla öldüğün için şehit olursun. Kâra bak. Onun zararı bu kadar. Kötü arkadaş hem canına kasteder hem imanına. Ne kimdir abi kötü arkadaş ya? Tanıyalım şunu, tanıyalım. Sana Allah'ı ve ölümü unutturan, en yakınındaki ise bile kötü arkadaştır. Seyrettiğin film, izlediğin dizi, okuduğun dergi, gazete buna dahildir. Ölümü ve Allah'ı unutturan herkes, eşin dahil, evladın dahil bu sınıfa girer. Dikkat! Aman ha! Aman ha! Elinden kimse kurtulamaz. Kötü arkadaşa yakalanan muhakkak cehenneme gider. Çare uzak durmak. Bundan tehlikeli ne olur hoca? Sen de lafı abarttın. Söyleyeyim. Kötü din adamı. Ondan da tehlikelidir. Çünkü kötü arkadaş koluna yapıştığı kişiyi götürür cehenneme. Hepsi bu. Kötü din adamı grup grup götürür. 100 bin götürür. 1 milyon götürür. Anlayana kadar Basra harap olur. O halde bu 4 şeytandan Allah'a sığınmak elzemdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim.